Tabii ki. Önüm dileklerimde. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Kemal Derviş'le hem Türkiye'nin hem dünyanın sorunlarını görüştük. Özellikle ekonomi konusu Sayın Bakan'ın uzmanlık alanı ayrıca. Türkiye ekonomisiyle ilgili, dünya ekonomisiyle ilgili gözlemlerini, analizlerini aktardı. Son derece mutluyuz. Ekonomiye yaptığı katkılar, yıllarını sosyal demokratik kültürüne vermiş ve konuda çok önemli Türkiye'yi krizden çıkarma aşamasındaki çabalarını sadece CHP olarak biz değil, bütün Türkiye takdirle anıyor. Bu süreç içerisinde bizim ekonomi programımız üzerinde de, seçim bildirgemiz üzerinde de konuştuk. Kendi düşüncelerini aldım. Önemli katkıları oldu. Bana göre çok verimli bir görüşme. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Kemal Bey çok teşekkürler. Vaktiniz çok dar biliyorum. Bu tam bu sıralarda. Benim için de çok yararlı bir görüşme oldu. Dünya ekonomisini, Türkiye ekonomisini, Avrupa sorunlarını, Yunanistan'ın doğu durumunu ve bunun dünya ekonomisine etkisini konuştuk. CHP'nin programındaki yenilemeleri de konuştuk. Birçoğu gerçekten yeni ve Türkiye'ye çok yararlı olabilecek unsurlar. Zor bir dönemden geçiyor Türkiye hakikaten. Hem uluslararası şartlar hem de içerideki şartlar hakikaten durumu zorlaştırıyor. Umarım 7 Haziran'dan sonra daha kararlı ve daha gerçekten hızlı büyümeye yönelik bir adımlar atılabilir. Hızlı büyümek için bugünkü çağda artık yeni teknolojiyi getirmek, yeni teknolojiyi Türkiye'nin şartlarına uyarlamak, onunla istihdam yaratmak ve tabii onunla istihdam yaratabilmek evet. için de eğitimde büyük hamleler yapmak gerekiyor. Yönetişimde büyük hamleler yapmak gerekiyor. 70'li yıllardan bu yana sosyal demokratım ve evet. Cumhuriyet Halk Partisi'yim. Vatandaşlık hakkım ve sosyal demokrat milletvekili olmam, bu seçim yarışına girmem mümkün değil. Zaten genel başkan da benden böyle bir şey istemedi. Ama sosyal demokrat boyutu güçlü olan, CHP'nin de söz sahibi olduğu bir iktidar kurulursa o zaman tekrar görüşürüz. Dedik birbirimize. Evet, evet. Ve ondan sonra tabii bir görev söz konusuysa ve o doğrultuda sosyal demokrasiyi ve Türkiye'yi sosyal demokrasiyi demokratik yönden geliştirmek için görev almak benim için her zaman bir büyük mutluluk kaynağı olur. Çalışmaları yapmış bir uygulamacının, bir siyasetçinin, sosyal demokrat kültürü içselleştirmiş bir siyasetçinin bize katkı vermesi çok ama çok önemli. Sizin vereceğiniz katkı inşallah CHP iktidarında sadece CHP'ye değil Türkiye'ye verilmiş önemli bir katkı olacaktır. Çünkü Türkiye bilgi toplumunu yakalamak, eğitime çok önemli kaynaklar ayırmak, eğitimi desteklemek, öğretmeni bu toplumun en saygın unsuru haline getirmek çok ama çok önemli. Az önce ifade ettiniz. Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesi aslında var ve bu kapasiteyi harekete geçirmemiz gerekiyor. Üniversitelerin bilgi üretmesi gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da sosyal demokratlar aslında. Bütün dünyada da sosyal demokratlar yapmıştır bunu. Bu açıdan sizin vereceğiniz katkıyı biz çok önemsiyoruz Sayın Bakanım. Çok teşekkürler. Sosyal demokrasi demek bu çağda özel sektöre, piyasa ekonomisine gerçek anlamda destek olmak. Yarışmayı verimlilik açısından önemsemek, herkese eşit şartları sağlamak ve tabii insan unsurunu ve insan unsurunu ön planda tutarken eğitimli, vasıflı, bugünkü zor yeni teknolojileri sanki doğumundan biliyormuş gibi bir insanı yaratmak ve o insanla bu ülkeyi ve ekonomiyi ileri götürmektir. Burada devletin de tabii çok önemli bir görevi var. Sosyal demokrasi, devlet ile özel sektörün evet. iyi bir dayanışma ve iyi bir denge içinde birlikte yürümesi anlamına geliyor.
Peki arkadaşlar. Teşekkürler. Tamam.